Milliyetçi Hareket Partisi 47 yıldır kuşatmaları yara yara, tuzakları boza boza, korkulukları devire devire bugünlere gelmiştir. Biz iman erleriyiz, biz ülkü neferleriyiz. Biz Türk İslam ruhunun korkusuz fertleriyiz. Paralel tuzaklarla, küresel saldırı ve derin komplolarla azimle başa çıkarız. Kurşunların üstüne yıldırım gibi atlayanlar, pusulalardan güneş gibi doğanlar, kirli ve kalle siyaset operasyonlarından mı çekinecektir? Dar ağaçlarını vicdanlarında sallandırmış, demir parmaklıkları cesaretin ateşiyle eritmiş cesur yürekler, yalana, kumpasa, bozguncuların tezviratına mı kanacaktır? Milliyetçi hareketin surunda gedik açacaklar, paralel kelepçeyle kilitleyip iktidara geleceklermiş. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bilmeyen, nereden gelip nereye gittiğini anlamayan küçük bir azınlık tutturmuş, paradigma değişsin, değişim olsun. Sözlerimden olağanüstü tüzük kurultayı için imza vermiş kardeşlerim asla alınmasınlar. Çünkü onlar benim değerlendirmelerimin dışındadır. Ve onlarla eğer varsa meselelerimizi konuşacağımıza, davamızın ruhuna münasip orta yolu bulacağımıza içtenlikle inanıyorum. Sözlerimin hedefi sanal kahramanlaradır. Sözlerim direkt proje elemanlarına, sahte demokratlara, düzmece siyasetçilere, paralel kuluçkasına yatıp tavşan çıkarma sevdasına kapılan akıl fukarası nankörleredir. Hayatlarında lehimiz olacak şekilde bırakınız katkı ve desteği, en ufak bir hakkı geçmemiş, ağzından hayırlı bir çift cümle çıkmamış ne kadar yazar çizer, uzman yorumcu, sözde akademisyen ve aydın varsa MHP ile yatmakta, MHP ile kalkmaktadır. Bunlar sürekli olağanüstü kurultay falı açmaktadır. Okyanus ötesinden pişirilmiş aşa, aman su katmayalım derdinde olan işbirlikçiler fellik fellik dolaşmakta, yaygara koparmaktadır. Bakıyorum PKK'lılar MHP'de değişim isteğindedir. DHKPC değişim katarına son anda binmiştir. Nazlanmadan ılıyanlar kimde olduğunu anlıyorsunuz. Mecalsiz kalıp mercan kayalıklarına tutunanlar, uslanma bilmeyen edepsiz kaçaklar, İmralı canisine avukatlık yapanlar, ne tuhaftır ki sürekli değişim demekte pohpaladıkları isimleri direnmeye çağırmaktadır. Eski tüfekler casusluktan hüküm giymişler. Ahlak ve seviyesi marjinalleşmiş eski çağ, karanlık ve cumhuriyet gibi medya organları paralel saldırıda hakaret göreviyle tembihlenmişlerdir. Ne kadar MHP hasmı, milliyetçi, ülkücü, hazımsızı varsa paralel panayırda kendilerine ön sıralardan rezervasyon yaptırmışlardır. Birbirlerine hiç benzemeyen, birbirlerinden hiç de hazmetmeyen çürük isimler düşmanımın düşmanı dostum mantığıyla telaşla MHP'ye karşı icra edilen operasyon kuyruğuna girmişlerdir. Bunlar kimi zaman Twitter silahşörü, kimi zaman kılıcı zayıf bedenine büyük gelen Haçlı şövalyesi, kimi zaman da tenekeden demokrasi fedaisi kesilmişlerdir. Ama hiçbiri paralel matruşkası Pensilvanya süvarisi olduğunu gizleyememiştir. Diren MHP diyenler, göle değil tarlaya gezi mayası çalmaya kalkışmışlardır. Bu arada Panama tacirleriyle siyasi eskiler de paralel saldırıda yoklama kaçağı olmamak için hemen devreye girmişlerdir. Geçtiğimiz pazar günü tertemiz dava arkadaşlarım ve aziz milletim her şeyin iç yüzünü az çok görmüş ve öğrenmiştir. Ankara'da malum olağanüstü kurultaycılar kumpanyası tarafından kamuoyuna hoşça vakit geçirmeye ve sıcak haber oluşturmaya dönük bir ortam, orta oyun sergilenmiştir.
Bu oyun batıdaki gezici tiyatro örneklerine benzemekle birlikte karakterleri daha çok Osmanlı'nın direkler arası şenliklerinde boy gösteren kavuklu ile pişekar tiplemelerini andırmaktadır. Gezi olaylarının da küçük bir kopyası. Kötü bir taklidi niteliğindeki bu orta oyunu sırasında kimisi kendini barikata bağlamış, kimisinin elleri tellere takılı kalmıştır. Kimi seçim otobüsü süsü verilmiş aracın üzerinde meddahlığa soyunmuş, kimisi de kendilerine hiçbir müdahalede bulunmayan güvenlik güçleri ve tomoların önünde patlayan flaşlara pozlar vermiştir. Acemi bir tüluatı andıran bu evlere şenlik çadır tiyatrosu açık havada sergilenmekle birlikte amacına ulaşmış, uçaklarına yetişemeyen vatandaşlarımız haricinde seyirlik bir eğlenceye dönüşmüştür. Bu anlattıklarım konunun mizahi tarafı da olsa gerçek budur. Bir de meselenin milliyetçi ülkücü hareketi ilgilendiren ciddi tarafı vardır ki bunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Şurası iyi bilinmelidir. Bu bir genel başkanlık yarışı değildir. Çünkü ne ortada bir MHP kurultayı vardır ne de genel başkanlık seçimi söz konusudur. Pazar günü Ankara'da yaşananlar rezilliğin dik alası, kepazeliğin zirvesidir. Milliyetçi ülkücü hareketi gezivari provokasyonlarla kullanma çabasında olanlar baltayı taşa vurmuşlardır. Şahsi ihtiraslarını yenemeyerek ülküdaşlarımızı sokaklara, tarlalara düşürme gayretine girenler şunu bilsinler ki asla affedilmeyeceklerdir. Adaylığa soyunanlardan birinin de itiraf ettiği gibi tarlada kurultay yapılmaya kalkışılmış. Ayrıca Hazur'un cetveli delege olmayanlara da imzalatılarak delegelerin büyük kısmı ortada bulunuyormuş havası verilmek istenmiştir. Milliyetçi ülkücü harekette bir kutuplaşmaya, cepheleşmeye yol açabilecek bu tehlikeli girişimler alenen ateşle oynamaktır. Buna kimsenin hakkı yoktur ve gereği neyse mutlaka yapılacak. Diğer taraftan zelil görüntüler sergilenerek MHP camiası kamuoyu nezdinde küçük düşürülmüştür. Bu ayıp 1 Kasım'dan beri haddi aşmış isimlerin yakasını bırakmayacak. Bunun hesabını milliyetçi ülkücü vicdan mutlaka süratle soracaktır. MHP'de bir genel başkan değişikliğinin yolu, yordamı ve adresi bellidir. Zamanı geldiğinde olağan kurultay yapılacak ve genel başkan adayları huzura çıktığında delege iradesini ortaya koyacaktır. Dahası Yargıtay henüz kararını vermemiştir. Bırakalım Yargıtay kararını versin. Bekleyelim. Hukuki işlem tamamlansın. Nedir bu acele? Nereye yetişeceksiniz? Peki olağanüstü kurultay hukuken ve ahlaken imkansızken bu telaş niyedir? Korsan miting ve eylemlere bu kutlu davanın muhterem mensupları hangi hakla çekilmiş, hangi amaçla alet edilmiştir? MHP'yi karıştırma sözü kimlere verilmiş? İhaleyi kim dağıtmıştır? Aziz ülküdaşlarım, oyunu görünüz. Tehlikenin artık farkına varınız. İçimize sızmaya çalışan kiralık yüzlerin nereye varmak istediklerini Allah için anlayınız. Vicdanı tepkinizi gösteriniz. Kendinizi barikata bağlayarak şov yapanlar boşuna çırpınmakta. Beyhude heveslerle oyalanmaktadır. Çaldıkları minareye kılıf hazırlamaları ellerinde. Davanın sahipleri parti yönetimini, teşkilat mensuplarını işgalci gibi gösterenler ve bizi birbirimize düşürmekte ısrar edenler bilsinler ki hayalleriyle oynanmaktadır. Safiyane duyguları istismar edilmek istenen ülkücülerin de sabrının bir sonu vardır. Zamanı geldiğinde yakıtı okyanus ötesinden gönderilen bu kumpanyanın dağıtılması için gereken her hamle tüzük ve yasalar çerçevesinde noksansız yapılacaktır.